O zaman hızlıca çocuklara karnabaharı sevdirecek o tarife geçmek istiyorum. Çıtır karnabahar ve sosunun malzemeleri gelsin. Geldik sosyal medyadan en çok istek alan tarife. En çok yoğunluk karnabahar üstündeydi. Ben de değişik, farklı bir tarif hazırlamak istedim. Bunu Feyzoş da çok sevdi. O sebeple dedim çocuklar bayılacak. Peki neyimiz var? Bir tane bütün haşlanmış, çiçeklere ayrılmış karnabahar. Karnabahar için, onu soslamak için yumurta, süt ve un var. En sonda hani ne yapıyoruz? Bayat ekmekleri kurutup rondodan geçirip ekmek kıtırı yapıyoruz. İşte ekmek kıtırımız var. Bir de ben bunu da yine tek başına ayrı bir öğün olarak düşündüğüm için güzel bir dip sos hazırlıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Onun için de en önemli malzeme yoğurt ve sarımsak. Kalan taze otlar için şöyle bir buzdolabının kapağını güzelce açın. Bakın ne kalmış. Bizde 3-4 dal taze soğan vardı, dereotu vardı. Hepsi çok yakışıyor. Sarımsakla birleşince de şahane oluyor. Bence kesinlikle deneyin. Tarife başlamadan önce karnabaharlarınızı eğer haşlamadıysanız 10-15 dakika yeterlidir. Çok fazla yumuşatmayın. Fırında da pişecek. Yine bir parantez açıyorum. Lütfen karnabaharı çiğ kullanmayın. Sosyal medyada çok fazla tarif kirliliği var. Çiğ karnabahar özellikle çocuklarda ciddi oranda gaz yapar. Bilginiz olsun. Yani hiçbir karnabahar tarifinde bence karnabahar çiğ tüketime uygun değildir gaz yapması sebebiyle. Bir 10 dakika haşlayın, gazını alın, şahane olur. Peki ilk nasıl başlıyoruz? Karnabaharları lezzetlendirmem gerekiyor. O sebeple karıştırma kabımı alıyorum. Karıştırma kabını aldım. İçine önce 2 tane yumurta koyuyorum. Sütü ilave ediyorum. Burada da sütü ve yumurtayı kontrollü kullanın. Neden? Yumurta ve sütlü karışım artarsa saklayamazsınız, çöpe gider. Hiç üşenmeyin, azar azar hazırlayın. Buna biraz tuz ilave ediyorum. Bence lezzetli olması gerekiyor. Kırmızı toz biber ilave ediyorum. Karabiber ekliyorum. Ben karnabahara kekik de çok yakıştırırım. O sebeple şuradan birazcık da kekik alalım. Şöyle bir çay kaşığı da kekik koyalım. Bu tamamen birinci kaplama için gerekli. Yavaş yavaş mikserle çırpacağım. Hemen kenardan da yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Kenarda birikenleri de her zaman olduğu gibi içine alıyorum. Ne çok katı ne de çok cıvık olması gerekiyor. Pişirme kağıdı serili fırın tepsime aldım. Ekmek kıtırlarını da geniş bir kaba güzelce yayıyorum. Fırında 200 derecede ısınıyor. Karnabaharı alıyorum. Bakın şuradan kıvamını görün. Çok katı değil çünkü ekmek kıtırıyla da kaplanacak. Hemen ekmek kıtırlarına batırıyorum. Tepsime diziyorum. Bunu yaparken de bu tarifin de bence hatırlatmasını unutmayayım. Ne dedik? Sürprizli programlarımız tam gaz devam ediyor. Bu sürprizler sizin olsun istiyorsanız şayet programı baştan sona seyrediyorsunuz. Size bir kod vereceğiz. O kod ile beraber Instagram gulshahsen.com.tr'deki son paylaşımın açıklama kısmını okuyun. Orada size bir soru soruyoruz. O sorunun cevabı ile beraber kodunuzu da yorumlara yazınız. Lütfen hikayeden, DM'den mesaj atmayın. Artık ben hani hatırlatmaktan yoruldum. Onlara bakamıyoruz. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde bütün karnabaharlarımı güzelce ekmek kıtırıyla kaplıyorum. Güzelce karnabaharları ekmek kıtırıyla kapladım. Şimdi burada iki farklı renk göreceksiniz. Biri beyaz, birisi daha kahverengi.
Bu da şöyle olsun. Mesela ben esmer ekmekleri ayrı rondodan geçiriyorum. Onları ben yiyorum. Beyaz ekmekleri de Feyzoş için ayırıyorum. Siz de aynı bu şekilde ekmeklerinizi değerlendirin. Hem beyaz ekmeklerim hem kepekli ekmeklerim mis gibi değerlendi. Şimdi 200 derece fırında üzeri kızarana kadar kalacaklar. Geldik sosuna. Küçük boy kapaklı bir karıştırma kabına aldım. Çok sevdiğim bir sos çeşididir. Ben bunu labneyle, süzme peynirle bir sürü çeşitli hazırlarım. Bir su bardağı yoğurt, süzme yoğurt da tercih edebilirsiniz. Normal yoğurt da hepsi olur. Üzerine birazcık tuz ilave ediyorum. Sarımsak kesinlikle olmalı. Hemen şırdan iki diş sarımsak alıyorum. Güzelce çırpıyorum. Bu arada bu tarif yağda da kızartılabilir. Nasıl tercih ediyorsanız size bağlı. Çırptıktan hemen sonra bir spatula aldım. İçine taze soğan. İstediğiniz kadar ekleyin. Kesinlikle dereotu ben çok seviyorum. Dolapta da kalmıştı. Şöyle bir karıştırıyorum. Tam böyle karnabaharları bandırmalık güzel bir sos oldu. Şimdi bu buzdolabında karnabaharları bekleyecek. Bu arada karnabaharlar nar gibi kızardı. Hemen fırından onları almak istiyorum. Esmer ekmekli olanlar, beyaz ekmekli olanlar tercih sizin. Sosu da dolapta, hamurum da oldu olacak. Her şey neredeyse hazır. Şimdi sırayla servis yapacağım. İlk olarak karnabaharlar gelebilir bence. Karnabaharları servis tabağına aldım. Dışları bakın şöyle çıtır çıtır. Bir tanesinin de içini göstereyim. Yumuşacık. Aynen böyle. Sosu da yanında.